Hakan Bey merhabalar. Merhaba. Ömer Bey merhaba. Merhaba Sinan Bey. Arda Bey diyelim. Nasılsınız? Evet. Hayırlı fuarlarınız olsun. Sağ olun. Öncelikle teşekkür ederiz misafir ettiniz. Rica ederiz. Ben röportaja müsaadenizle üstadla başlayacağım. Üstadla tabii ki. Böyle bir sizleri tanıyalım efendim, sektörle tanışmanız. Sektörde 25. yılımız. Son 7 yıl botlarla alakalı çalışmalarımız var. Daha önce tekne yapıyorduk. Ondan sonra bot olayına geçince oğlumun Arda isminden esinlenerek, isim de oradan geliyor zaten. Oradan geliyor. Bot olayına geçtik. Tabii bizim baş danışmanımız Ömer Kurtuluş Bey. Estağfurullah. Bütün teknik özelliklerini, her şeyini sizlere paylaşacak. İnşallah bir gün, hemen sözü vermeden Ömer Bey, bayrağı bir gün Arda'ya teslim edersiniz. Yok. Zamanı geldiği zaman. Pek niyetim yok pek aslında. Pek niyetiniz yok ama belki. Yok. İnşallah. Teşekkür ederim efendim. Rica ederim. Arda'ya sormak lazım. Bir de tabii Arda istiyor musun bu arada? İstiyor musun? Hemen Ömer Bey'e dönelim. Merhaba. Şimdi tanıyalım. Merhabalar tekrar. Merhaba. Efendim buyurun. Sizleri tanıyalım. Kuruları tanıyalım. Buyurun. Hakan Bey'le bir 4 yıllık bir tanışmışlığımız var. Bu süre içinde imalatlarında, bot imalatlarında İkisi Kemal Bey de var tabii ki işin içinde, doğru. Tabii Kemal Kurt abim benim. Selamlarımızı, saygılarımızı tabii, Kemal Bey'e gönderelim. Yok ama olmaması hiçbir önemi arz etmez. O bizim hep yüreğimizde olduğu için. Saygılar, sevgiler diyelim. İstişare yapıyoruz. Devamlı geliştirmeye çalışıyoruz. Hakan abiyle Arda Bot'un ne kadar ileriye taşıyabiliriz? Kullanıcıların bir bottan beklentisi ve o beklentinin karşılanması, motor kombinasyonları, imalat aşamaları, her aşamada Hakan abiyle hem test edip hem bu testleri su üzerinde tabii ki yapıyoruz yani. Sağdasınız tabii yani. Sağdayız aktif olarak. Sonuçları ben Hakan Bey'e bildiririm. Hakan Bey bot üzerinde yapılacak olan değişiklikleri yapar. Bu şekilde kullanıcıya mümkün olan en iyi ürünü aktarmaya çalışıyoruz. Ben tabii ki sektörün bu tarafına aynı zamanda kendi profesyonel olmayan tarafında Hakan Bey'e destek vermeye çalışıyoruz. Sırt sırta omuz omuza verilmiş mücadele var. Aynen. Yelpaze de bayağı bir geniş ama burada yani ürün yelpaze. Aslında 17 ürünümüz var. Biz buraya 5 ürünle katıldık. Şunu dipnot olarak belirtelim. Buyurun. Kesinlikle sattığımız malın arkasındayız. Yani en ufak bir virası dahi bir sıkıntı yaşasa, hani diğer firmalar demeyeyim de, hani biz firma olarak yani kilometre sınırı olmaksızın oradayız ve yani malımızın arkasındayız kısaca. Zaten istikrarın en büyük nedenlerinden biri mesela. Evet. Mesela çok seviyorsunuz mesleği. Çok. Ben dışarıdan izliyorum mesela sizi. Evet. Hani yaşıyorsunuz yani. Bence insanların mutluluğu da sizi çok mutlu ediyordur. Muhakkak. Ben... Teşekkür etmeleri, yani ya çok keyif almaları ayrı bir hazdır yani. Ya bir gün biz, bir gün değil aslında bir markayız da, biz hala marka satmayacağımıza, ürün satacağımıza kendi bünyemizde söz verdik. O yüzden yani isim satmayacağız biz. Evet, Arda Bot'un mesela etkili olduğu yönlerden bir tanesi, hangi imalatçı olursa olsun yaptığı işlerde muhakkak bazı eksiklikler yaşayabilir, yaşatabilir. Geri dönüşü burada en büyük mesele. Yani Arda'ya ya benim botumda şöyle bir problemim var dendiğinde ya problem olduğu yerde giderilir ya da bot oradan teslim alınıp atölyede giderilip tekrar tüketiciye teslim. Çözüm odaklı gidiyoruz. Evet, bu çok önemli olan kısmı bence. Yani bu işin bence en kritik noktası Arda'nın botundaki oluşabilecek veya oluşmuş olan eksikliği giderme hızı. Bu çok önemli. Burada empatiyi iyi başarıyorsunuz. Yani buradaki yapmış olduğunuz her şeyi kendiniz kullanacakmış gibi düşünüyorsunuz. Aynen öyle. Arda bilecekmiş gibi aynen düşündüğünüzü öyle. Tabii, söyleyebiliriz. Güvenlik her fuar nasıl yani geçiyor? Çok hareketli, çok yoğun. Böyle biraz görüşlerinizi yani merak ediyoruz. Daha ilk gün ama bir yoğunluk var. Güzel bir yoğunluk, real bir yoğunluk var evet, aslında. Evet, yani bakacağız. Allah herkese güzel kazançlar güzel nasip etsin, güzel bir fuar olsun. Yabancı ziyaretçiler var. Bence ülkemiz adına bu önemli. Evet. Buraya değinmek bu gerekiyor. Bu arada tamamen %100 yerli. Evet. Ama işte yerli dediniz de şurada lafınızı kestim, özür diliyorum. Bizim de bu yerli ürünü desteklememiz gerekiyor. Evet. Bizim de yerli bence, bir ürün diyebiliriz. Bu bir gerçek yani. Biz de geldiğimiz zaman şunu söylemeliyiz. Yerli ürün deme hemen yönelmeliyiz. Aynen öyle. Çünkü biz birlikte güzeliz. Bu bir gerçek. Doğru söylüyorsun. Son soru. Hayal ettiğiniz yerde misiniz? Şöyle bir geriye dönüp bakınca
üç tarafı denizlerle kaplı bir ülkede herkesin denize aşık olması. Hayalim bu. Evet. Aslında hiç bitmeyecek. Ben zaten denize aşık olan adamlar tarafında durduğum için bu konuyu tercih ediyorum. Yani başka bir şeyim yok. Yani şöyle, her tarafı denizlerle kaplı bir ülkede biz hala balığı çok pahalıya yiyebiliyorsak bu bizim ayıbımız. Evet. Üretmeliyiz. Üretmeliyiz. Üretirken düzgün işler yapmalıyız. Tüketirken de dikkat etmeliyiz. Bu. Evet. Biz bu yolda başarılar dileyelim. Çok samimi bir röportaj. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ekran başındaki izleyicilerimizi de davet edelim. Başarılarınız her zaman daim olsun sağ efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sağ olun. Görüşmek üzere. Yakışıklı değil. Sağ olun. Saygılar efendim. Sağ olun. Sağ olun.